Peki burada aklımızda hemen ben burayı şöyle birleştirsem yani bir iki tane dik üçgen elde edeceğim. Yani ben bunu böyle birleştirirsem şöyle bir dik üçgen elde ediyorum, bir de böyle dik üçgen elde ediyorum. Peki bu benim ne işime yarayacak? Ben buraya y diyeyim. Burası x kare artı y karenin karekökü. Ben buraya y dersem çünkü eşitmiş. Burası da y kare eksi 16. Peki bak şurada Pisagor yapıyorum bir de. Yani bir burada dik üçgen var, bir burada dik üçgen var, bir de şurada dik üçgen var. Şunun kenarları ortak. Yani DC'nin karesi de BC'nin karesi, AB'nin karesi de DA'nın karesine eşit oluyor. Yani y kare eksi 16 artı şuradaki 6'nın karesi neye eşit olmalıymış? X kare artı y kare. Yani şunun karesine. Yani y karenin bir önemi kalmadı gördüğün gibi. Buradan 36, 20, kök 20 de ne demektir? 2 kök 5 demektir. Anlaştık mı? Tamam. Bunu çözdün herhalde. Evet. Yine AD'yi istiyordur. Kesin bunu böyle birleştiriyorsun. Az öncekinin biraz daha kolay hali. Evet. Şimdi bu bir soru tipi. Önce şunu anlamak lazım burada. Şimdi 3 tane nokta düşün. Bir bu şekilde dursun bu üç nokta, bir de şu şekilde dursun. Şimdi bu üç noktanın parçaların toplamı sence bu ikisinin toplamı mı daha küçüktür? Şunların toplamı mı daha küçüktür? Bunun değil mi? Evet. Yani doğrusal olmaları lazım. Ben bunları eğer doğrusal yaparsam buradaki mesela minimumu soruyor ya benden bununla bunun toplamını istiyor. Benim bunu minimum yapmam için doğrusal hale getireceğim. Peki nasıl doğrusal hale getirebilirim? Bunun simetriğini alıyorum. Yani bu şekli ikizkenar üçgen haline getiriyorum. Bakın, bak şimdi ben bunu ne yapıyorum? Şöyle ikizkenar üçgen haline getiriyorum. Yani şu parçayla şu parça eşit oldu. Bu parçayla bu parça eşit oldu. Peki böylelikle neyi elde ettim? Bak bunu doğrusal hale getirdim. Peki şimdi ne yapacağım? Bak şimdi dik üçgen haline getiriyorum. Onu da bir de. DC'ye 3 demişti. Burası 3 oldu. Haliyle burası 3 oldu. BC'ye 4 kök 5 demişti. Bak burası ne oldu? 4 kök 5 oldu. Artık benden istediği bak şu uzunlukla şu uzunluğun toplamını ben bunu buraya taşıdığım için aslında şunu bulmam. Yani hipotenüsü bulmam yeterli. 4 kök 5'in karesi 80. 8'in karesi 64. Kök içerisinde 144'ten kaç yapıyor? 12. Anlaştık mı? Tamam. AC 10 kök 5. AC 10 kök 5. 8'i vermiş, 4'ü vermiş. EB'ye 2 demiş. Şimdi burada şunu görmen gerekiyor. Bu zor bir soru aslında. Çok ben şimdi çözünce çok kolay hale gelecek ama bak şimdi biz normalde şöyle burası 2, burası 8 olduğunda h kare eşittir p çarpı k'dan buranın 4 olduğunu bulabiliyorduk, değil mi? Evet. Yani bize burayı vermiyordu. Bak burada 4, 8, 2 vermiş. Yani o zaman burası neymiş? 90 dereceymiş. Anlaştık mı? Aa, tamam. Peki böylelikle ne oluyor burası? 4, 8, burası 4 kök 5. Orası 2, altı kırk beş. 4, 2 kök 5. Buraya 6 kök 5 kalıyor. 180 artı 20'nin kare kökü 200. Kök 200 ne demektir? 10 kök 2 demektir. Anlaştık mı? Güzel. Tamam. Yani o Öklit'i görmek zor olabilir. Şimdi burada da alanlar eşit. Aslında biz bunu soru tarzının sinüs teoreminde gördük. Bunlar birbirine eşitse buradaki alan da A'dır. Buradaki alan da A'dır. Bak şimdi ben bu alanı X, Y ve 45 cinsinden yazacağım. X çarpı Y çarpı sinüs 45 bölü 2 A'ya eşit. Peki burayı da yazalım. Y çarpı 6 kök 2 bölü 2 çarpı sinüs 30'a eşit. Bunlar birbirine eşitmiş. Gördüğün gibi burada ne oluyor? Birbirlerine eşitlersem ikiler gidiyor, y'ler gidiyor. Ne kaldı? X çarpı sinüs 45 yani kök 2 bölü 2. 6 kök 2 çarpı sinüs 31 bölü 2. Bunlar da gitti. Bunlar da gitti. X ne oldu? 6 oldu. Anlaştık mı? Tamam. Yani Biraz bunu önemli. şeyde gördük.
Yani bunun en kolay çözüm yöntemi bu. Aslında şöyle bir şey, yani ben yine yol gösterici anlamında göstereyim ama çok doğru bir yaklaşım değil. Şuradaki yükseklik 90'ın karşısı kaç? 6 kök 2, değil mi? Şurada bir 30 60 Evet. 90 üçgeni elde ettim. 30'un karşısı ne yapar? 3 kök 2. Ya yani bu yöntemi tasvip etmiyorum ama yine de kafanda oluşsun. Bak şimdi ne yapacağım? Bir de böyle dik üçgen oluşturdum. Gördüğün gibi bu üçgenle bu üçgen birbirine eş. Neden? Aynı açılara sahip. 90'ların karşısı eşit. E o zaman burası 3 kök 2 ise burası da 3 kök 2'dir. 90, 45, 45 çıktı bak. 3 kök 2. Burası kaç yapar? 6. Yani bunu görmek daha zor diye düşünüyorum. Bence sinüslü alan teoremiyle gidebilirsin. Ne diyor? Anlaştık mı? Tamam. Peki devam. Şimdi burada şu dikliğe dikkat etmek gerekiyor. Diklik nereye ait diye. AD ile bak diklik tamamına ait değil. Yani burası 75 değil. Bazen sorularda dikkat etmek gerekiyor. 90 olan yer burası. DC 24. Şimdi burada da yine bir şey var. Ben hani onu göremezsen nasıl göreceğini anlatacağım ama önce biz özel üçgenlerde ne görmüştük? Bir tane meşhur bir üçgenimiz vardı. Bir tane özelliği vardı zaten. 15, 75, 90 üçgeninin neydi o? Dört. Haşa 4 haş değil mi? Bak. Evet. Burası 6, burası 4 katıysa şu kısa kenarı gören açı kaçmış? 15. Geriye kalan her şeyi yazabilirsin. Burası da 15. Mecburen burası 75. Burası da ne olacak? 60. Peki bizden AB'yi istiyor. Yani şurayı istiyor. 60'ın karşısı kaç? 12. Ay yok be. Hayır. 60'ın karşısı 6. 30'un 104 karşısı kökü. 2 kök 3. Burası ne yapar? 4 kök 3. 400. Peki şimdi bunu göremedin diyelim. Ne yapabilirdik? Ona bakalım. Hani bunu göremeyebilirdin. Ama tabii daha kolay bir yol değil. Hani onu baştan söyleyeyim. Fakat yine biz muhteşem üçlüyü çok kullandığımızı biliyorsun. Değil mi? Biz Evet. muhteşem üçlüyü çok kullandığımız, yani 90'lık varsa aklımıza gelecek olan şey birincisi Pisagor, ikincisi de muhteşem üçlü. 90'a ait kenar ortayı çiziyorum burada. Burası ne yapacak? 12. Çünkü tamamı 24. Bak burası da 12 yapacak. Burası 90'a ait kenar ortay olduğu için 12. Bak ne geldi? 90'ın karşısı 12 iken neyin karşısı 60, 6 gelir? 30. Bunlar ikizkenar üçgen. 15, 15'i şimdi bulabilirim. Anlaştık mı? Sonra da devam edersin artık. Burası 60 olur falan filan. Hani az öncekinin aynısı artık. Evet. Hocam, Yani bu, heh. bir şey sorayım. Şimdi Evet. şurada bir tane örnek var. 36 Tamam. eşittir 24'te. Peki öyle olmuyor ki. 36 eşittir. Ama bak şimdi 24. 24 değil. DH çarpı HC. Yani ben sana hatta Ha, onları bulayım. Burası 6 kök 3. Burası 12 eksi 6 kök 3. Yani 12 eksi 6 kök 3 ile 12 artı 6 kök 3'ün çarpımıymış. 36. aa. Anlaştık mı? Tamam. Tamam. Sen muhtemelen 24 derken başka bir şey düşündün orada. Evet. Peki ne görüyorsun soruda? Hem açıortay hem diklik görüyorsun. Eğer ben bunu böyle uzatırsam benim üzerinde çok durduğum ne vardı? İkizkenar üçgen vardı, değil mi? Evet. Bir Evet. doğru parçasının iki özelliği varsa, yani hem açıortay hem dikse kenar ortay da olur. Haliyle ikizkenar üçgen olur. Buraya kadar sıkıntı var mı? Yok. Peki bak BE ile EC de eşitmiş. Yani bak şu doğru parçası Aa. paralel dememiş. Paralelliği bize bulmamızı istemiş. Niye? Bu doğru parçası burayı ve burayı iki eşit Evet. parçaya Üç bölüyorsa o zaman DE direkt kaç gelir? 3 gelir. Anlaştık mı? tamam.